Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar, hiç beklemeden haberlere geçiyorum. Çünkü sizler böyle daha çok beğeniyorsunuz. Fenerbahçe'ye de adım adım Bekao ya da Bekao adım adım Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe Udinese forması giyen Brezilya stoper Rodrigo Bekao ile birçok konuda el sıkıştı. Birçok konuda değil, her konuda el sıkıştı. Gerçi %97 falan diyeyim dur. Yine de birkaç tanesi var. Ufak detaylar diyeyim arkadaşlar bunlara. Sanırım acıbetler İtalyan ekibiyle ise temaslarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolası. Ryan Kent, Edin Dzeko, Wilfred Zaha. Ay daha henüz Zaha falan yapılmadı. Ne Zaha'sı? Stoper için en önemli aday Bekao. Ve Bekao transferini Fenerbahçe bitirmek istiyor. Arkadaşlar bu haber çok uzun bir haber. 2024'te sözleşmesi bitecek. Udines'e kontrat uzatalım diyor. 27 yaşındaki futbolcuya. O da diyor ki bir Brezilyalı futbolcuya Fenerbahçe'den teklif gelirse başka yerde duramaz, tutunamaz, gider diyor. Şimdi 8 milyon euroya kadar bir istekleri var e, kulübünün. Ama sözleşme bitimine bir yıl kalmış futbolcuya. Yaşı 27 olan futbolcuya 8 milyon euro. Açıkçası fazla. Şimdi hocam o tamam da yanında kim? Arkadaşlar biz Bekhao'nun yanında Luan Perez'i düşünüyoruz. Açık söyleyeyim. Atilla Salahi'yi bir şekilde satıp kaynak elde edip Bekao transferini yapıp Bekao Luan Perez Luan Perez'in yedek ya da diğerinin yedek yedeği Serdar Aziz Samet Akaydın ikilisi Emir Ortakaya da Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimali var. Yani 3 tane yedek Türk stoper 2 tane az yabancı stoper şeklinde bir düşünce var. Şimdi İsmail Kartal konuşuluyor, öbürü konuşuluyor, bu konuşuluyor. İsmail Kartal aslında her konuda anlaşıldı ama niye açıklanmadı onu da bilmiyorum. İster misiniz vazgeçip Aykut Kocaman falan açıklasınlar. Yani bekler miyim beklerim. Ali Koç'tan bahsediyoruz. Neyse 7 ay sakatlık nedeniyle formadan uzak kalan son haftalarda başarılı performans 7 ay sakatlık 7 ay değildi sanki ya. Ee, BKV böyle bir durum var. Arkadaşlar Fenerbahçe BKV'yi 4 milyon euroya almak istiyor. Almaya çalışıyor. Bilginiz olsun 4 milyon euroya verirlerse hemen bugün Fenerbahçe'de derim size. %100 Fenerbahçe'de derim. Tamam mı? Yani 4 milyon euroya okey desinler. BKO %100 Fenerbahçe'de derim size. Aynı şekilde bak. Aynı şekilde dediğimi unutmayın. Yani Mert Müldür eğer 2,5 milyon euroya tamam derlerse %100 Fenerbahçe'de. İki tane kap verdim size bak. Fenerbahçe'ye sürpriz 2 isim. Güzel bir haber buldum. Şimdi Fenerbahçe iki tane futbolcuyu takip almış. Vladimir Brad Bradonvich ve Denis Yeni sezonda Fenerbahçe bu iki ismi de gündemin almış. Pavok'un kanat oyuncusu Vila izlemeye aldı diyor. 23 yaşındaki Yunan futbolcu bu sezon Pavok B takımıyla yani Pavok B takımından bahsediyor arkadaşlar. Az takımdan bahsetmiyor. Yani diğer arkadaş da şey değil. E, 350 bin Euro piyasa değeri var. İkincilik seviyesinde oynamış. Bosna sol kanat. Şimdi B takımda süper bir performans. 20 maçta 9 gol 7 asist 1360 dakika. Yani muhteşem bir performans. Ee, böyle bir performansı var oyuncunun. Parma'nın Rumen futbolcusu Denizman da Fenerbahçe'ye önerildi. Oyuncu aynı zamanda Trabzonspor'un da gündemine geldi. Fenerbahçe daha önce de düşündü. Rumen futbolcu Denizman 3 milyon 200 bin euro piyasa değeri var. Parma seri B'de oynuyor. Hani sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek germiş hali. Parma 13 milyon euroya almış zamanında. 2021'de. Bu sezon 32 maç 6 gol 2 asist. Ben <laughs> şunu söyleyeyim. Her iki futbolcuna ilgili de gram duyumum yok arkadaşlar. Bir gram bile duyumum yok. Hani bana ulaşan herhangi bir duyum yok. Hakkınızı helal edin. Hani oyuncular gerçekse de yalansa da e, bunu ben söyleyememiş olacağım. Yani ben gerçekse söyleyememiş olacağım. O yüzden bunu söyleyeyim. Samat'ta da karar zamanı da kararımız belli de. Şimdi Genk'e kiralık gönderdi. Kadroda düşünmüyoruz. Ama benim bildiğim kadarıyla Genk'te Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse 3 milyon euroya zorunlu satın alma opsiyonu girecek diye biliyordum. Yani Şampiyonlar Ligi potasında bitirdiği için 3 milyon euro devreye girecekti diye biliyorum. Ee, şimdi hal böyleyken 3 milyon euro hocam alsalar kapı açıklaması olmaz mı? Olmaz. buçuk milyon euro altındaki transferleri kapı açıklaması yapmasan da olur. Ama sosyal medyaya göre de devam edecek. Yani ben belki de benim duyumum yanlıştır. Samat dayı Fenerbahçe göndermeye çalışacak. Hiç olmazsa feshedecek sözleşmesini. Geçen sezon genç formasına 36 maç 6 gol 1 asist. Hani 2024'te sözleşmesi bitiyor. Yani bir yıllık mukavelesi kaldı. Biz de yıllık ücret vereceğimize fes Mantığındayız. Bugün Samat'ta için yanlış anlamayın 2,5 milyon euro yıllık ücreti var herhangi bir salak şey herhangi bir muhteşem bir kulüp 2,5 milyon euro teklif etse 2,5 2,5 daha 5 direkt paketlersin. 5 milyon euro kardasındır. Ama durum bu. Üç büyüklerin transfer hedefi Ekampi. Bunu daha önce de verdim. Ren forması giyen Karl Toko Ekampi için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yarışa girdi. Oyuncuyla Suudi Arabistan kulüpleri ilgileniyor. İşte detaylar. Hadi. Ya bir tarafı benim söyleyeceğim pardon. RMC Sport'ta yer alana göre göre. 3 büyükler Lyon'da olan, bonservisi Lyon'da olan Kamerun'un sol kanat Ekampi için yarışa girdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Oyuncuyu hatırlıyor musunuz? Ya da takip ettiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Hani genç bir futbolcudan bahsediyor gibi ama 30 yaşında bir futbolcu değil mi bu? Ben de bu sene bizi izledik bu arkadaşı. Hani ben öyle hatırlıyorum ama Habere göre al şabap kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun rakamları REN'de kiralık. 19 maça çıktı. 5 gol 2 asist. Piyasa değeri 10 milyon euro. Arkadaşlar bu haberi ben daha önce verdim. Bunun e, açıklamasını yaptım. Oyuncunun kulübü bir yerlere kitlemeye çalışıyor. Son bir senesi 1,5 milyon euroya REN'e kiraladılar. Tabii ki de opsiyon e, hani opsiyon konuşulmadı ama almak istese 5-6'ya alırlar. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Futbolcu yanlış duyum vermişler. 38 maç, 9 gol, 4 asist, 2506 dakika. Yani 2700 olsa 30 maç olacak. 9 gol, 4 asist. Yani oyuncuyu bir yere kitlemeye çalışıyorlar. Bu takım biz olmayacağız arkadaşlar onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Milan çıkarması, Rebic, Origi. Arkadaşlar size de verdiğim haberler dejavu gibi. Ulan ben bunu daha önce bu adamdan dinlediydim. Oluyor değil mi? Bana da oluyor çünkü. Çünkü ben bunları verdim. Bak ben verdiğim duyumları biliyorum verdiğim haberleri biliyorum. Ama diyeceksiniz ki ya hocam madem bu haberi daha önce verdin. Niye şimdi ısıtıp tekrar ediyorsun? Ben ısıtmıyorum. Benim çalışma prensibim şöyle sevgili dostlar. Birçoğunuz kanala yeni abonesinizdir. Tahmin ediyorum. Sosyal medyada ne konuşulur? A konuşulur, B konuşulur, C konuşulur. Hani A1, A2, A3 bir sürü futbolcu konuşulur. Ya da e, şu başkan adayı teknikleri de aday, şu şöyle bu böyle falan filan diye. Ve e, ben bunları konuşuyorum. Aynı şekilde kendi duyumlarımda bu şekilde deyip sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Mesela Ryan Kent 28 Nisan'da hayırlı olsun Fenerbahçe'nin futbolcusu dedik. Tabii kaynaklarım söyle dedi. Söyledik. Çok şükür yanılmadık. Edin o için söyledik. Yanılmadık. Şimdi de aynısı için konuşuyorum. Origi ve Anterebic. Arkadaşlar, Batshuayi giderse Origi'ye talibiz. biz. de bize önerildi. Bakın bir kez daha söylüyorum. Batşuay'ı giderse 14-15-12 bu fiyatlara giderse Batşuay'ı bu fiyatlara giderse Origi'nin en büyük taliplisi biziz. Haberiz olsun. Ama gitmezse Origi yalan. E, Rebiç de bize önerildi. Ama Milan'ın istediği para insan dışı, insanlık dışı bir para. Hani e, ne derler? Söğüş. Söğüşçü adamlar. Söğüş arıyorlar dövüştürecek takım arıyorlar. Ben Kreviç bize asla gelmez diyorum. Origi geçen sezon 36 maça çıkmış. 2 gol 1 asist. Hocam ala ala bu salağı mı alacağız diyeceksiniz. Size göre herkes salak. Arkadaşlar Vedat Muriç'i aldığımızda da ala ala küme düşen takımın forvetini mi alacağız diyorduk. Yani Kim Minji geldi de ala ala bu böcük giyen Çinli'yi mi aldık? Koreliydi. Güney Koreli. Olsun hocam Çinli sayılır. Çin'den geldi. Böcük giyen futbolcuyu mu alacağız diyordunuz geçen sene. Aynı şeyi söyleyeyim. Bak Origi Fenerbahçe'de iş yapar. Onu da söyleyeyim ama Reviç bizde iş yapmaz. Zaten bize de gelmez. Ferdi'nin vefası mutlu etti. Sen sevme sevdiğimi bil. Pardon Ferdi Kadıoğlu'na bahsediyormuşuz. Ferdi Kadıoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki büyük teklif geldi. Ferdi Kadıoğlu da idarecilere karşı bir tavır sergiledi ve Fenerbahçe yönetimini çok mutlu ettim e, ee, Nekli genç bir yıldız olarak, yıldız adayı olarak Fenerbahçe'ye geldi. Babası çok karıştı. Şimdi babasını da, babası da benim takipçim olur. Babası çok karıştı. Ben dedim, hani Ferdi'den Messi gibi, Ronaldo gibi bahsetti. Dedim ki şu an için değil. Ferdi'yi Türk milli takımına denemeye getirdiğinde sağ bekle denediler. Babası çok rahatsız oldu. Ve babasını çok ikna etmeye çalıştık. Ee, Babası en sonunda ikna oldu. Aslında bunu Vitor Pereira ikna etti. Bak Ferdi Kadıoğlu'na çok süper sol bek oldu. Sağ bek oldu. 8 numara oldu. Sol açık oldu. Sağ açık oldu. 10 numara oldu. 5-6 farklı pozisyon becerisine, pozisyon bilgisine, pozisyon yeteneğine sahip bir futbolcu oldu. Ve bizim hepimizin gururu oldu. Her şeyden öte bu önemli. Aynı Ferdi sözleşmesini uzattı. Newcastle United ve Napoli'den 20'şer milyon euroluk teklifler masada. 30 verin kabul diyoruz. Onlar da hani önce bir oyuncuyla görüşelim falan diyorlar. Oyuncu da diyor ki buyurun diyor. Yani kulüpler anlaşın ondan sonra konuşalım. Napoli net 17 milyon euro bonuslarla 20. Newcastle direkt 20. Ee, ama serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu iddiaları var Ferdi'nin. Onu da söyleyeyim. Ama biz 30 istiyoruz. Ali Koç Ferdi'nin hani ben bilmem yönetim görüşsün düşüncesine çok sevindi. Çok mutlu oldu. Arda Güler de bunu duysun. Ferdi Kadıoğlu Ali Koç'a başkanım. Gelişiminde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük. Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz kalırım. Her kararı kulübümle beraber almak isterim. Son söz sizin diyor. Ali Koç da tabii teşekkür ediyor. Arkadaşlar 30 milyon euro veren olsa satma düşüncemiz var. Her futbolcunun bir hederi var. Evet çok seviyoruz Ferdi. Yi. Ben de gitmemesi taraftarıyım. Ben de taş yerinde ağırdır diyenlerdenim. Ben de Ferdi Kadıoğlu'nun e, durmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Üç Türk'ün mecbur oynayacağı bir tandemde elbette ve elbette e, olmasını isterim ama bir de gerçekler var. Mesela Galatasaray bugün idmanlara başlayacak sanırım yanlışım yoksa. Mesela Galatasaray'ın Luyendama, Skildao, Talyan Oğulcan, Genç Atalay, Alparslan, Emre, Miritan, Bunlar gelecek mesela. Bak transfer yapamayan Galatasaray'ın kadrosu da Tırek. Icardi gitti. Komis futbolu bıraktı. Değil mi? Mata. işte 36 yaşındaki Mertens, 35 yaşındaki Mata. Bunlar. Hadi şimdi kadro kursun. Bir de Raşida'da gidiyor. Ve ee, neydi o? Zaniola'ya Bayağı para bayırdılar. 15 milyon euro bayırdılar. Artı şampiyonluktan dolayı 5 milyon euro daha 20 milyon euro. Artı futbolcu İtalyan milli takımına seçildiği için 2,5 milyon euro daha. 22,5 milyon euro ödemek zorundalar. Biz onu <laughs> takside böldük. Sen 15 milyon euroyu takside böldün 5-5-5 ödemeye. Şimdi 7,5 fazladan bonusun var. Direkt o parayı peşin ödeyeceksin. 5 de sene başı 12,5 peşin ödeyeceksin. Tabi bunlar inanmıyorlar. Ben şunu söyleyeyim Galatasaraylı arkadaşlara. Beni sevip say, saymanız çok mühim değil. Çok önemli değil benim açımdan ama bizi Osterwolde konusunda yanıltan menajerler sizi de e, zanyolu konusunda yanıltmış olabilirler. Hani size şunu demiş olabilirler. Yani size şunu demiş olabilirler. Siz alın biz 30'da 40'a satacağız demiş olabilirler. Belki de bizi de aynısını dediler. Ben bu müjdeyi size söyleyeyim arkadaşlar. Bu durum böyle. Ferdi içinde ferdi giderse kimle devam edeceksin? İşin bir de bu boyutu var. Şimdi de bu komikliği var. Dev yarış son haberimiz arkadaşlar. Fulham, Fenerbahçe, Beştaş, Başakşehir. Şimdi birbirinden çok farklı, çok enteresan şeyler, takımlar. Yani çok enteresan takımlar. Yarış içindeler. Şaşırtıcı bir durum. Hayret verici bir durum. Futbolcu kim? Premier Lig ekibi Fulham, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir'inde gündeminde bulunan Joshua Brenet'i kadrosuna katmak istiyor. Bir kere Fulham falan devredeyse biz yokuz. Premier Lig ekibi Fulham, Twente forması giyen 29 yaşındaki sabi Joshua Brenet'i kadrosuna katmak istiyor. Arkadaşlar, haberi hiç okumadım. Yani ilk defa şimdi sadece notlarımı aldım, şimdi okuyorum. Okumaya gerek duymuyorum. Bu haber palavradır arkadaşlar. Ismarlama bir haberdir. Muhtemelen Beşiktaş'ın ilgisi vardır. Futbolcuyu almak istiyorlardır. Ee, hani işin içine Fenerbahçe'yi de katayım da daha çok tıklama olsun diye yapılmış bir habere benziyor. Hakkınızı helal edin. Yani siz de çok uzatmayın. Size de çok şey yapmayın. Bu videodan ne anlamalıyız? Özet olarak geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videodan kanala videoyu beğenmeniz gerektiğini anlamanız lazım. Kanala abone olmanız gerektiğini anlamanız lazım. Çünkü kanalımız şu aralar bir çekememeyenlerin e, saldırısı altında diyeyim. Toplu birlikte arkadaşlar mesela ne yapıyorlar? Gidiyorlar spam diyorlar. Alakası yok bizim kanalda spam yok. Şikayet ettiriyorlar toplu birlikte 10 kişi 20 kişi. Siz de öyle yapın. Gıcık kaptınız kanalın videolarına geçin. Tek tek 3 noktaya basıp spam diye şikayet edin. Madem öyle işte böyle diyerek biz de onları şikayet edelim. Yani böyle böyle gidelim. Zaten Fenerbahçeli değil bunları yapanlar ama Sizlerden ricam olabildiğince videoları izleyin. Beğeni atın. Güzel yorumlarınızı e, uzata uzata yorum yapın. Anlatabiliyor muyum? Olabildiğince fazla video izleyin. Desteklerinizi bekliyorum. Kısaca söylüyordum. Rodrigo Bekao, Mert Müldür. 4 Bekao'ya derlerse, 2 Mert Müldür'e derlerse %100 ikisi de Fenerbahçe'de. İkisinde kapını veriyorum. Ekambi bir önerildi ama ben alacağımı zannetmiyorum. Origi, Batshuayi giderse Origi için en ciddi aday biziz. Antrebiç'i beklemeyin. Vladimir ve Denizman'la ilgili girişim yok. Ha Denizman önceden takip ettiğimiz bir oyuncu ama e, sıçrayışını yaptı. İsmail Kartal Aykut Kocaman dedi. Aykut Kocaman'ın gelme ihtimali Abdullah Avcı'dan daha yüksek. Ben onu da söyleyeyim size. Hani bu belki de Abdullah Avcı söylentilerini bilerek ortaya attılar. Ulan bu geleceğine Aykut gelsin falan diye. Luan Perez söyledik. Atilla gelen teklifle değerlendirecek Rusya'dan bir kulübün ilgisi vardı. İnşallah devam eder. 18'e kitle e, satarız onlara. Tam hatta için valla bakalım arkadaşlar. Grup toplandığında o zaman daha belli olur. Altı sıra beşler. Ferdi Kadıoğlu için 30 veren olursa gider. Yoksa karar. Ali Koç'ta Ali Koç'ta gönderme peşinde değil. Ya şu haberi netle alakamız yok. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeniyi çok görmeyin arkadaşlar. Sizlerin desteğini bekliyorum. Görüşmek üzere.